İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden herkese merhabalar. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini konuşacağız bugün. Fakültemiz dekanı, kıymetli hocamız Profesör Doktor Mustafa Sait Yazıcıoğlu bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Evet, üniversitemizin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini anlatır mısınız? İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin önemli fakültelerinden bir tanesi. İnsan ve toplum deyince insanın toplum içindeki yerini, fonksiyonunu daha çok öne çıkaran bölümlerimizin olduğu bir fakülte. 6 bölümümüz var. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, isminden de anlaşılacağı gibi gerek bölgemizde gerekse dünya siyasetinde yoğun günlerin yaşandığı bir dönemde fevkalade analizlerin yapıldığı, yapılması gereken bir noktadayız. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz hem Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle doğuya bakan, aynı zamanda batı ile çok yakın ilişkileri olan bir dünyada bulunuyor. Dolayısıyla bu arada olan bitenleri hepimiz takip ediyoruz. Orta Doğu'da cereyan edenleri, işte öbür tarafta batı ülkelerinde olan bitenleri, Rusya-Ukrayna savaşının olası ortaya çıkardığı gelişmeler vesaireler, ihtimaller. Bütün bunların ele alındığı, yani bu yoğun coğrafyada çok yoğun gündemin olduğu konuların içinde irdelendiği bir bölüm. %100 İngilizce bir bölümümüz var. %100 Türkçe bölümümüz de önümüzdeki dönemlerde devreye girecek. Dolayısıyla siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili pek çok teorik konuların yanında biraz önce bahsettiğim Türkiye'nin coğrafi konumunun da gerektirdiği bir aktivite içerisinde bütün bunlar hem akademik olarak derslerde hem de ders dışı yapılan bir kısım seminerlerde yoğun olarak irdelenir. Psikoloji bölümümüz tabii önemli bölümlerden bir tanesi. Psikoloji ve sosyoloji belki birlikte değerlendirmek daha doğru olur. Her ikisi de önemli bölümler. Özellikle son yıllarda Türkiye'nin Suriye olayları nedeniyle yaşadığı bir göç olayı var. Milyonlarca göç eden insanların ortaya çıkardığı değişik kültürel, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, eğitim problemleriyle Türkiye meşgul oluyor. Dolayısıyla bu bölümlerimizin de bu göç olayı karşısında, tabii bir de buna şunu da ilave etmemiz lazım. Geçen aylarda Maraş merkezli ortaya çıkan büyük deprem felaketinin ortaya çıkardığı iç göç olayını da hesaba katmamız lazım. Oradan pek çok insanımız değişik yörelerine ülkemizin göç ettiler. Dolayısıyla bir taraftan dış göç, bir taraftan iç göç, bütün bunların da harmanlandığı, bunların sosyolojik ve psikolojik etkilerinin, toplum üzerinde yarattıkları travmaların da ele alındığı çok ciddi iki bölüm. Psikoloji bölümü tabii çok gözde bir bölüm. Sosyoloji bölümü de son yıllarda önem kazanan bir bölüm. Dolayısıyla hem teorik derslerin yanında bu bahsettiğim canlı konuların da irdelendiği iki bölümümüz. O bakımdan her iki bölümün yaptığı eğitim de çok önemli sayılır. Matematik bölümü zaten üzerinde çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Matematik bütün ilimlerin anası denir. Orta çağdan beri üniversitelerin açıldıklarında ilk açtıkları bölüm matematik olmuştur. Evet. Matematik ciddi bir eğitim. Bu bölümümüzde yetkin kadrolarıyla eğitim veren bir bölüm. İstatistik bölümünün bir özelliği Türkiye'deki vakıf üniversiteleri içerisinde sadece İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde bir bölüm olarak bulunmuş olması. Başka vakıf üniversitelerinde yok, devlet üniversitelerinde var. O da çok fazla sayıda değil. İstatistik alanı da özellikle son dönemlerde bildiğiniz gibi pandemi dönemi olsun, ondan sonra ortaya çıkan bir kısım ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok öne çıkmış bir bölüm. O bölümümüzdeki eğitim sonucu yapılacak bir kısım teknik analizler, tahliller bugün ülke bazında çok önem kazanıyor. İstatistik olmadan bir kısım düzenlemeler yapma imkanı da yok. Dolayısıyla o bölümümüz de çok yetkin ve alanında birikimli öğretim üyeleriyle eğitimine devam eden bir bölümümüz. 6. bölümümüz eğitim bilimleri bölümü. Eğitim bilimlerinde lisans eğitimimiz yok. Lisansüstü aile danışmanlığı gibi, eğitim yönetimi gibi bir kısım lisansüstü programlarımız var. Bir de servis derslerimiz var. Bu bölümün önemli
bir yönü de yeni başlayacak olan pedagojik formasyon eğitiminin bu bölüm tarafından yapılıyor olmasıdır. Biraz önce bahsettiğimiz bütün bölümlerden ve üniversitemizin diğer bütün fakültelerinden isteyenlerin pedagojik formasyon alabilecekleri bir ortam ortaya çıktı önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren. Dolayısıyla bu önemli eğitimi de bu bölümümüz gerçekleştiriyor. Pedagojik formasyon malum şimdi artık akademik program içerisinde yer alacak ve öğrencilerimiz mezun olduklarında pedagojik formasyonlarını da isteyen tabii ki almış olacak. Bu da onlara ilave bir öğretmenlik hakkı tanıyor. Bu bakımdan önemli. Bütün bu bölümleriyle İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi gelecek öğrencilerimizi karşılamaya hazır durumdadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin önemli bir avantajı da arkasında İstanbul Ticaret Odası gibi güçlü bir kurumun bulunmasıdır. Bizim fakülte ve diğer fakülte öğrencileri gerek eğitim, öğretim esnasında staj yapabilmeleri noktasında gerekse mezuniyet sonrası iş bulma konusunda İstanbul Ticaret Odası'nın büyük desteğine büyük desteği söz konusudur onlar için. Böyle bir imkan vardır öğrencilerimiz için. Bu da çok önemli bir imkandır, hayati bir imkandır. Dolayısıyla fakültemizi, üniversitemizi de diğer fakülteleri olduğu gibi fakültemizi seçip de buraya gelecek öğrencileri çok iyi bir eğitim ortamı bekliyor. Gerek eğitimleri esnasında, gerek eğitimden sonra da bahsettiğim imkanları da hesaba katarsak, buraya gelecek öğrencilerimizin huzurlu bir ortam içinde eğitimlerine başlayabileceklerini ifade edebilirim. Şunu da ifade edeyim son olarak, bütün bölümlerimizde hem tecrübe hem de genç bir kadroya sahibiz. Tecrübeli elemanların yanında genç kadrolarımız da vardır. Dolayısıyla ciddi, güçlü bir eğitim kadromuz vardır. Bu eğitim kadrosuyla gelecek öğrencilerimizi karşılamaya ve onlara en iyi eğitimi vermeye hazır durumdayız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, İstanbul Ticaret Odası'nın güçlü desteğini alan İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini dinledik. Bugün kıymetli hocamız, İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sait Yazıcıoğlu'ndan bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.